Bagger 293 dev bir kepçe tekerlekli ekskavatördür. Güncel olarak dünyanın en büyük iş makinesidir. Bu makine 14.196 ton ağırlığa, 96 metre yüksekliğe, 225 metre uzunluğa sahiptir. 100 milyon dolar maliyeti vardır ve yapımı 5 yıl sürmektedir. Hızara benzeyen çarkı aslında toprağı kazıp taşımak için kullanılan kepçelerdir. Tam 2000 yetişkin fil ağırlığında ve 30 katlı bir bina yüksekliğindedir. Raptor 800 vahşi bir ağaç öğütücüdür. Tasarımı ve üretimi Almanlara ait olan bu canavar makine, ağaçları öğütmekte sınıfının en iyisidir. Her şey, en küçük ayrıntısına kadar dayanıklılık, üretkenlik ve servis kolaylığı için tasarlanmıştır. Ağır arazi temizleme, boru hatları ve elektrik hatları etrafındaki bitki örtüsü yönetimi, profesyonel tarlalarda ve ormancılıkta yangın söndürme ve yeniden toprak işleme çalışmaları gibi en zor görevler için özel olarak geliştirilen Raptor 800 performans ve işlevselliği mükemmel bir şekilde birleştirir. Rögar kesici bu ataşmanı ister mini yükleyicinizle, ister ekskavatör gibi bir ekipmanla istediğiniz yere götürebilirsiniz. Dairesel olarak rögar kapakları için delik açmaya yarayan bu makine, rögar dökümlerinin saatler yerine dakikalar içinde yapılmasına olanak sağlıyor. Ayarlanabilir kollar sayesinde, ulaşılması zor yerlerdeki rögar kapakları sadece dakikalar içerisinde tamir edilebilmektedir. 14 inç derinlikte kesim yapabilen bu makine, işlerinizi kısa sürede ve profesyonel bir şekilde bitirmenizi sağlar. Rögar kesme ataşmanı, kullanım kolaylığı sayesinde hem ekonomik hem de zamandan tasarruf etmenize yardımcı olmaktadır. Tünel açma makinesi dev tünelleri açmak için kullanılıyor. Çevre zemininde oluşabilecek sıkıntıları azaltma ve pürüzsüz tünel duvarı açma gibi özelliklere sahiptir. Parça parça gelen TBM'ler şaft altında birleştirilip kazıya verilir. Makine ucunda bulunan kesiciler ile toprağı kazıyor ve kazdığı toprağı konveyör bantlar ile dışarıya taşıyor. TBM açtığı tünelin çökmemesi için tonlarca ağırlıktaki taşları yuvarlak şekilde döşemektedir. Kaldırım taşı döşeme makinesi, güzel ve dayanıklı tuğla yolları otomatik olarak döşeyebilir. Belediye projesi ve peyzaj mimarlığı inşaatı için ideal bir makinedir. 6 metre genişliğindeki makinenin kullanımı oldukça kolaydır. Makinenin üst kısmında bulunan işçiler, taşları gerekli desende yerleştirir. Makine geriye doğru yuvarlanırken, taşlar eğimli rampadan düzgün bir şekilde yere indirilir. Gürültü seviyesi oldukça düşük olan makine, bir günde 300 metrekareden fazla taş dizebilir.
bana 1720 ağaç kök sökme makinesi, bu canavar makine ile kesimden sonra kalan ağaç köklerini rahatça temizleyebilirsiniz. 6 km hız ile saatte 4.5 dönümlük arazi içerisinde ağaç köklerini temizleme kabiliyetine sahiptir. Sökülen ağaç kökleri, biyokütle enerji santrallerine odun yakıtı sağlamak için götürülüyor. Bu şekilde ağaç köklerinden biyoenerji üretilerek tekrar faydalı hale getiriliyor. Çin merkezli bir şirketin üretimi olan SLJ-900 birçok projenin yapımında kullanılarak büyük işler başarmıştır. Devasa bir görünüme sahip olan SLJ-900 yaklaşık 580 tonluk bir ağırlığa sahiptir. Makinanın toplam uzunluğu ise 91 metreyken, genişliği 7 metre olarak ölçülüyor. SLJ-900'ün tasarımında 64 adet tekerlek bulunuyor. Temelde köprü inşalarını daha hızlı bir süreç içerisinde gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. SLJ-900 uzun kirişler arasında kolaylıkla hareket edebiliyor ve köprünün geçit kısmı aşağı doğru rahat bir şekilde yerleştirilebiliyor. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. XE3C, yüksek erişim konsollu 3 kollu hidrolik tünel açma makinesi, gelişmiş donanım kontrol sistemine sahiptir. Hustle out, hustle every single day. Kaya delici makineler üstün üretkenlik ve ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. 3 kollu bu makine, 235 beygir motor gücüne ve 907 Nm tork sahiptir. 2 dakika içerisinde 6 metre delik açabilen bu inanılmaz makine, tam bir mühendislik harikasıdır. Delici, tünellerin kaya yapısına göre önceden belirlenen noktaları delmeye başlar. Makinenin açtığı deliklerin içerisine patlayıcı yerleştirilerek, tünel yapılması için alan açılır. Tünel yapılması için kullanılan delme ve patlatma yöntemi ile tüneller oluşur. Büyük ağaçları işlemek için kullanılan bu makine 60 inç daire testere ve 56 tonluk ayırıcı silindirle birlikte kullanılır. 127 beygir CAT turbo dizel motor kullanmaktadır. Konveyör haznesine düşen tomruklar, devasa daire testere ile kesildikten sonra parçalama presine gönderilir. Parçalanan odunlar konveyör bantlar ile taşınır. Büyük tomrukları kolayca parçalara ayırmaya yarayan bu büyük makine, oduncuların işlerini kolaylaştırmaktadır. Dev maden kazıcısı inanılmaz miktarda toprak kazmaktadır. Yüz ekskavatörün yaptığı işi tek başına yapabilen bu canavar makine, tek seferde 100 ton toprak kaldırmaktadır. Dünyanın en büyük kamyonlarını 3 seferde doldurabilmesinin yanında, 8 saat içerisinde 65 bin ton taş kaldırabilmektedir. Bu devasa küreğin değeri tam $35 milyon.